Teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Başkanım, yine bugünlerde en çok konuşulan isimlerden birisiniz. Çünkü herkes sizin ağzınızdan çıkacak Mensah transferi. Kayseri Spor'da neler olacak, bunlar konuşuluyor. Öncelikli olarak hayırlı olsun diyelim. Bayram Hoca yeni sezonda teknik direktörünüz olacak. 3 yıllık bir anlaşma sağlamışsınız. Öncelikli olarak planlar, projeler nedir? Çünkü Bayram Hoca ile birlikte anladığım kadarıyla uzun süreli bir başarı hedefliyorsunuz. Evet. Zaten futbolda kısa dönem hedeflerle günlük hesaplarla kulüplerin durumu ortada. Özellikle bizim kulübümüzün de mali durumu ortada. O yüzden bir kısa, orta, uzun vade planlar yapıyoruz. Yarın da bununla ilgili şehrin büyükleriyle bir toplantı yapacağız. Kayserispor'un geleceğini bir masaya yatıracağız. Başkanım, Mensah herkesin dilinde olan futbolcu. Mensah'la ilgili şu an hiç kimseye hiçbir şey söyleyemiyorum. Üzgünüm. Hiçbir kulüple bir anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor. Mensah bana bizimle de kalmak istediğini söylüyor ama şu anda hiç net bir şey söyleyemiyorum. Yani Mensah'ın kalbinin bir kısmı da sizle kalmaktan yana mı? Evet. Başkanım, bir Nevzat Dindar ben bu arada. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Mensah konusunda belirlediğiniz bir bonservis var mı? Yani görüşme yaptığınız kulüplerle, özellikle yurt dışından bir teklif var mı? Özel madde olduğu Atletico Madrid'de Kayseri Spor'un borcunun hala tam ödenmedi ya da tamamının ödenmediği bir sonraki vallahi satıştan... Ben onların maaşını ödemek için çok çaba harcadım. Özellikle bu FIFA'ya verdikleri kısmı. Ama bunu yaparken bu anlaşmanın çok saçma sapan yönleri var. Yapan arkadaşları hakikaten tebrik ediyorum. İçimden çıkılmaz sözleşmeyi. Çözebildiniz mi başkanım? Yani anlaşmayı şu an... Efendim? Çözebildiniz mi yani o karmaşık sözleşmeyi, Atletico Madrid'e yapılan sözleşmeyi? Görüşüyoruz ama şu an net bir sonuç yok. İçinden çıkmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi yani şu an için hiçbir kulüple anlaşmadık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışından da teklifler var. Yurt dışından gelen teklifler tabii ki Türkiye'deki tekliflerden daha yüksek. Ama ben kulübümüz için, kulübün menfaati için en iyi teklif nereden gelirse o şekilde değerlendireceğim. Tabii oyuncunun da tercihini her zaman soruyorum. Başkanım, bir de ben çok merak ettiğim tabii için sormak istiyorum. Prosineşki'yle neden yollar ayırdınız? Yani Prosineşki sanki Kayseri'yle o aşı tutmuştu, başarılıydı, iyi de anlaşıyor gibi gözüküyordunuz. Evet, çok iyi anlaştık. Evet, evet, ben hocayı çok seviyordum. Hoca da zaten gelirken de rahatsızlığı hiç buna abluş etmeden geldi ve inanılmaz bir yardım etti. Fakat Kayseri Spor'un şu an içinde bulunduğu durum, borçları, mali durumu, ben hocamızı bir kaos, yani kaos olacak demiyorum ama tam masaya yatırmadan, hocamız da saygın bir hoca, İstediklerini karşılar mıyız, karşılamaz mıyız tam emin olamadım. O yüzden onu yormak istemedim. Bayram Hoca da çok değerli bu arada. Çok bence doğru bir seçim. O konuda da sizi tebrik ederim. Bir de burada proje yapmamız gerekiyor. Uzun dönem bakmamız gerekiyor. Geçmişten gelen çok büyük yaralarımız var. Bunları aşama aşama toparlamamız gerekiyor. Bu konuda bizim taraftarımızın, camiamızın da sabırlı olması gerekiyor. Çünkü hakikaten kulüp mali yönden yaralı. Evet. Şu anki işte yurt dışına borçlar, transfer yasağı, kurların bu durumu, kulübün gelirleri, Türk lirası, borçlar, döviz. Ya bunların hepsini masaya yatırıp kısa, orta, uzun vadede değerlendireceğiz. Sayın Başkan, bu arada limit konusunda evet, limit önümüzdeki konusunda günlerde işte, bir... Elimizi kolumuzu bağlayan en büyük sorunlardan biri de o. O konuda da çok en sınırda olan biziz. Yani en kötü durumda olan biziz. Onunla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Zaten bu konuda toplantı da olacak. Evet. Oradan çıkacak sonucu da bekliyoruz. Biz bu sonucu, yani bu rakamı bekliyorduk ama bizim onun ne kadar aşılacağı konusu. Evet. Ve hesaplama yöntemi. Yani onların hepsi zaten federasyon toplantı olacak. Ben bu konuda oradan bir son çıkana kadar bir yorum yapmak istemiyorum. Sayın Başkanım, son iki soru.
Emre Demir'e birçok kulübümüzün ilgisi var. Size gelen bir teklif var mı? Emre Demir'le devam edecek misiniz? Bu sene ilk 11 planlarınızda Emre Demir var mı? Emre Demir'le bizim kontratımız devam ediyor. Emre Demir'e şu anda resmi gelen bir teklif yok. Emre Demir zaten yaşı itibariyle Avrupa'da oynaması mümkün değil. Onunla da ilgili tabii ki daha bizim ligde düşme riskimiz olduğu için sonra düştük, sonra çıktık. Emre Demir'e şans veremedi hocamız istemesine rağmen. İnşallah bu sene daha rahat oynarsak bayram haftasını değerlendireceğini düşünüyorum. Şunu da soracağım, Kayseri Spor'u sevenlerin çokça sorduğu bir soru. Pablo Moshe, eski futbolcunuz, sizi takibe almış sosyal medya hesaplarından ve bu da bir heyecan yarattı çünkü sevilen bir futbolcuydu Moshe. Var mı ilginiz? Ben de sosyal medyadan öğrendim. Yani bir kontağım yok şu anda. Son soru, biliyorsunuz sevgili başkanım, 21 takım oldu. 22 takım olacak mı, olmayacak mı? En çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu konu sanırım federasyon kapatmıştı bu konuyu. Yeniden mi açıldı? Kusura bakmayın, gündemi bugün takip edemedim. Yoğun bir gündemim var. Doğru, haklısınız başkanım. Yok, çok konuşulduğu için soruyorum. Yani bir takımın bay geçecek olması nasıl etkiler Türkiye'de futbolu? Bu konuyla ilgili bir düşünceniz, fikriniz var mı? Biz biliyorsunuz o zaman 20 takımla ligin lige katacakları kazançlarla ilgili bir rapor hazırlamıştık. Ama 21'i 22'yi düşünmedik. Federasyon da orada tavrını etti. Gönül istiyor ki hak eden her takım Süper Lig'de oynasın ama bunun da bir limiti var. Bununla da ilgili karar merci ben olmadığım için artık yetkilerini vereceği karara bağlı. Son soru Nevzat'tan geliyor. Bir de Lung'u sorarsan. Lung'la anlaştı başkan. Lung'la anlaştınız. Tekrar hayırlı olsun Sayın Başkan. Pablo Henrique bonservisi size mi Sayın Başkan? Evet, bizde. Başakşehir'den teklif aldınız mı? Ya da ben mesela Azerbaycan'dan da iyi bir teklif geldiğini duydum. Pablo Henrique'nin durumu nedir? Yani iyi bir teklif geldi mi? Başakşehir'de size yapılmış bir teklif var mı? Pedro ile ilgili bize gelen, Başakşehir'den gelen bir teklif yok ve ben Pedro'yu takımda tutmak istiyorum. Bununla ilgili hiçbir görüşme yapmadım. Yani bu sene devam etmesini istiyorum ben Pedro'nun. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için başkanım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun başkanım. Başkan gayet Pedro Henrique, Pablo değil de Pedro Henrique. Açık bir şekilde. Ben sağ konusunda ama ben şey oldum ya, Mensah gidecek gibi gözüküyor yurt içinden, yurt dışından. Ama kalmak istiyorum demiş. Çok da kendisi de başkan da çok şey yapmamış ama gidecek gibi algıladım ben. Teklifler olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü, Atletico Madrid'le yapılan daha önceki anlaşmanın ne kadar karmaşık olduğunu, kulüp aleyhine olduğunu, bunu çözmeye çalıştığını da söyledi ki bu önemli. Mensah önemli çünkü Mensah gideceği her kulübe ilaç olabilecek bir oyuncu. Biraz sorunlu, biraz sıkıntılı bir oyuncu ama yönetebilirseniz Mensah gözünüzün önünde bildiğiniz bir oyuncu. Ben bugün mesela, ben dün burada mesela yayındaydım, söyledim. Bugün Prosineçki'nin bir açıklamasını gördüm. Mensah Galatasaray'a ilaç olur. Hakikaten de ilaç olur. Beşiktaş ya. Beşiktaş olur, Galatasaray olur, Fenerbahçe. Her takım olur bence. Ya, Galatasaray üzerinde hani konuştuğumuz için. Çünkü Seri Lemina olmayacak gibi yani. Oraya Mensah iyi bir 8 numara olur Galatasaray'da. Ya, onu 6 numara olarak düşünmeyelim. Bir açıklama geldi En Sakala'dan. Sevgili Aytemiz, Alanya Spor ailesi. Türkiye'ye ilk geldiğimde bu şehre aşık oldum. Oynadığım süre içinde terimin son damlasına kadar Alanya Spor için savaştım. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Veda ederken başta Hasan Çavuşoğlu, Alanya Spor personeli ve tüm Alanya taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum demiş Fabrice En Sakala. En Sakala da gelir gelmez ortalığı karıştırdı yalnız, biliyorsun. Erol Hoca beni Fenerbahçe'ye istedi de o da şuydu da buydu. Sonra gerçi Erol Hoca Fenerbahçe iletişim departmanı galiba bu konuda. Ama bir... Ben orada şunu anlamadım. En Sakala diyor ki Erol Hoca benimle tekrar çalışmak istediğini söyledi. Ama ben Beşiktaş'a bir söz vermiştim. Evet. Bu yüzden Beşiktaş'a gittim diyor. Fenerbahçe neden yalanladı ben hala bunu anlamadım. Yani sonuçta
Erol Hoca'nın Fenerbahçe ile anlaşacağı, Fenerbahçe'ye gideceği belli. Belki bu görüşme yakın bir tarihte olmuş.